Arkadaşlar merhaba, ben Hasan Berke Güller, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir trafonun sağlamlık kontrolü nasıl yapılır bunu göreceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Trafomuz bir gerilim dönüştürücüdür arkadaşlar. Alternatif gerilimi yükseltme ya da alçaltma işlemleri yapar arkadaşlar. Bu elimizdeki trafo bir düşürücü trafo. Trafomuzun primer ucundan trafomuzun yapısına göre bir gerilim uyguladığımızda yine trafomuz düşürücü tip bir trafoysa arkadaşlar 220 voltun altında bir gerilim göreceğiz. Yani dönüştürme oranına göre bir gerilim göreceğiz. Bu trafonun dönüştürme oranına göre 230 volt uyguladığımızda çıkışında 9 volt alıyoruz arkadaşlar. Yine yükseltici bir tipte trafo olursa arkadaşlar, misal örnek olarak primer ucundan 220 volt uyguladığımızda sekonder ucunda 1000 volt gerilim görebileceğimiz yükseltici tipte trafolar var arkadaşlar. Tabi bu sayılara takılmayalım. Her tipte her voltaj için gerekli olan trafolar mevcuttur arkadaşlar. Bu trafomuz düşürücü tip bir trafo arkadaşlar. 230 volt uygulayıp 9 volt çıkış elde edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir şekilde elektrik tehlikesi altına girmeden, yani voltaj uygulamadan trafomuz nasıl kontrol edilir, çalışıp çalışmadığı, buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ölçü aletimizin direnç kademesini kullanacağız. Genel olarak bu trafolarda direnç değeri arkadaşlar 1000 ohmun altında oluyor. Ben 2 kilo ohma getirdim çünkü 200 ohm var ve 2 kilo ohm var onun ardında. 2 kilo ohm seviyesinde ölçü aletimizi kullanacağız. Şimdi açıyorum arkadaşlar, açtım. Şimdi herhangi bir şekilde primer ya da sekonder ucunu bilmeden direnç değerleri okuyacağım arkadaşlar iki ucunda. Yine bu direnç değerlerini okurken elimin bir tanesi sadece bir kabloya dokunabilir. Diğer kabloya elimizi değdirmiyoruz arkadaşlar. Ölçüm sonucu yanlış olacak. Evet, şu şekilde uçlarımı değdirdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1 ohmluk bir değer gördük. Burası büyük ihtimalle arkadaşlar primer ucu olacaktır. Evet arkadaşlar, diğer uçlarımıza da şöyle değdiriyoruz. Yine elimi değdirmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da 523 ohmluk bir değer gördük. Şimdi arkadaşlar bu sonuçlardan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Düşürücü tip trafolarda primerler ince kesitli, çok sarımlı. Sekonderler ise kalın kesitli, az sarımlı bobin telleri kullanılıyor. Burada da arkadaşlar iletkenin direncinin neye göre değiştiğini anlatmak istiyorum. Uzunluğu arttıkça, kesiti küçüldükçe artıyor arkadaşlar. Ve tam tersi olarak iletkenin kesiti büyüdükçe, uzunluğu kısaldıkça da direncimiz azalıyor arkadaşlar. İletkenimizin direnci azalıyor. Biz burada okuduğumuz dirençlerde bu uçlarda düşük direnç gördük. Yani 1 ohmluk bir değer gördük arkadaşlar. Yani burası için sekonder sarımı diyebiliriz. Burada ise 500 küsür ohm civarında bir değer gördük arkadaşlar. Yani burası için de primer sarımı diyebiliriz. Sebebi de arkadaşlar anlattığım gibi iletkenin direncinin nelere göre değiştiğidir. Ve trafomuzun yapısına göre sarım şeklinden kaynaklanan değerlerdir bu değerler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sağlam bir trafoda okunabilecek değerleri, bu değerlerin nasıl yorumlanabileceğini anlattım ve trafonun ne işe yaradığını anlattım arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, diğer videolarımızı izlemek için kanalımızı ziyaret etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.